Sayın Başkan, Yüce Meclis'in sayın üyeleri, hükümetin sayın mensupları, hepinizi Refah Partimiz grubu adına hürmetle, saygıyla selamlıyorum ve şu anda meclisten yapılan yayını seyreden bütün milletimiz evlatlarını da aynı şekilde kalpten selamlayarak sözlerime başlıyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1993 yılı bütçesinin son görüşmelerini yapıyoruz. Bu görüşmeler milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum ve daha sözlerime başlarken milletimizin hakiki hayırlı bütçelere en kısa zamanda kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bundan önce yapmış olduğumuz ilk görüşmede bütçenin daha ziyade ekonomik yönü üzerinde durmuştuk. Şimdi bugünkü konuşmamda buna ilaveten ülkenin baş meselesi olan terör üzerinde ve aynı şekilde dış politika konuları üzerinde demokratikleşme adı altındaki bir iki basit hareket üzerinde ve asıl bunlardan çok daha önemlisi olan ahlak tahribatı üzerinde durmak istiyorum. Bu konulara, bu önemli konulara geçerken bundan önceki toplantımızda ekonomik konular hakkında yapmış olduğum konuşmayı birkaç cümleyle özetlemekte yarar görüyorum. Önce bir defa bu bütçeyi önümüze getirip koymuş olan hükümet bir DYP-SHP koalisyonudur. Bu hükümet Türkiye'deki hileli seçim kanunun bir ürünüdür ve bu yanlış TRT tatbikatının bir ürünüdür. Nitekim daha geçen yıl 20 Ekim seçimlerinde bu koalisyonu teşkil eden her iki parti milletten ancak %48 oranında oy alabilmiştir. Yani bir azınlığı temsil etmektedir. Ne var ki hileli seçim kanunları mecliste her iki partinin toplam olarak 215 sandalyeye sahip olmaları lazım gelirken kendilerine 266 sandalye verdiği için bu hile kanun ürünü olarak kurulabilmiştir. Yoksa bu hükümetin dışındaki muhalefet partileri milletten %52 oy almışlar ve adil bir seçim kanunu olsaydı mecliste 234 sandalyeler bulunarak hükümeti bunlar kuracaklardı. Bu hileli seçim kanunu ürünü olarak millet istemediği halde kurulmuş olan bu hükümet ne yazık ki bir yıl içerisinde büyük vaatlerle işe geldiği halde her şeyi daha kötü hale getirmiş, hiçbir vaadini tutmamıştır. Bundan önce yapmış olduğum konuşmalarda delilleriyle, rakamlarıyla bu gerçekleri ortaya koymuştum. Esasen bu gerçek 1 Kasım seçimlerinde de milletin kararıyla tescil edilmiştir. 2 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı bölgede yapılan bu seçimlerde milletimiz adil düzeni milli görüşü temsil eden Refah Partisi'nin bugün en büyük parti yapmıştır. Bu iki koalisyon partisi ise büyük oranda oy kaybına uğramıştır. DYP Türkiye genelinde %16, İstanbul gibi 10 milyonluk bir bölgede ise %14'e düşmüştür. Refah Partisi'nin İstanbul'da %28 oranında oy almasına rağmen. Şimdi Sayın Demirel'in İstanbul hiç önemli bir yer değildir, yok sayabiliriz şeklindeki tavırları elbette bu gerçeği değiştirmez. Sayın Demirel %21'le hükümet olunmaz diyordu. Halbuki şimdi ve geçen toplantıda seslediğim gibi bir kere daha kendisine sesleniyorum. %21'le hükümet olunmaz da %14'le %16'yla hükümet olunan mı? Sayın Demirel'in gerek kendi iyiliği için ve gerekse milletin iyiliği için bir an evvel bu hükümeti terk etmesi en hayırlı yoldur. Zaten milletimiz bunu ne yapıp yapıp en kısa zamanda gerçekleştirecektir. Bu bütçe Sayın Demirel'in millet ne derse desin ben zorla bu sandalyede oturacağım ve de tahribatıma devam edeceğim. Milleti ezmeye, geri bırakmaya devam edeceğim manasını taşıyan bir bütçedir. Nitekim bu bütçe hangi gerçekleri ortaya koyuyor? Önce bir defa Sayın Demirel bir kere daha geldi ne oldu? Geçen toplantıda söyledim. Ekmek 800 liradan 1800 liraya çıktı. Peynir 12 bin liradan 26.500 liraya çıktı. Köylünün mazotu 2700 liradan
5000 liraya çıktı. Odun, kömür 350 bin liradan, odun 900 bin liraya, kömür 800 bin liradan 1 milyon 800 bin liraya çıktı. Böylece işçi, köylü, memur, esnaf bu bir yıl içerisinde çok daha fazla ezildi ve gerçek enflasyon, milletimizi ilgilendiren enflasyon %125, %150 oldu. Bunda şaşacak bir şey yok. Çünkü biz Sayın Demirel'i 6 kere biliriz. 1980'de geldiği zaman da enflasyon zaten %107 olmuştu. Şimdi geldi, gerçek enflasyonu %125, %150'ye çıkarttı. Yapacağı esasen buydu. Sözde kendisi enflasyonu %30'a indirecekti ve 500 güne de bir şey kalmadı, %10'a indirecekti. Şimdi gelmiş, seçim vaatleri başka, olabilirlik başkadır diye yeni edebiyatlar icat etmeye kalkışıyor. Lafla, palavrayla devlet idare edilmez. Bu sözlerle hiç kimseyi aldatması mümkün değildir. Ortada koskocaman bir iflas vardı. Sayın Demirel geldi, ne oldu? Bakınız, enflasyon işte ifade ettiğim gibi çok büyük miktarlara yükselmiştir. Ayrıca Sayın Demirel geldi, ne oldu? 20 Kasım tarihinde geldiği zaman 1 dolar 4800 küsur liraydı. Şimdi bugün 1 dolar 8600 liraya çıktı. Bu ne demektir? %80 devalüasyon. Herkes hafızalarını bir yoklasın. 24 Ocak kararları alındığı zaman 40 liradan 70 liraya bir dolar çıkartılırken %70 oranında enflasyon yapıldığı zaman nasıl kıyametler kopmuştu? Bugün şimdi bir yılda %80 devalüasyon yapıldı. Zehir ustalaştı artık kendisi. Yavaş yavaş vücuda zerk edildiği için milleti uyutuyorum zannediyor. Halbuki millet işte 1 Kasım'da uyumadığını göstermiştir. Demirel geldi, ne oldu? Bir kere daha kredi faizleri %130, %150'ye çıktı. Hala asgari ücret 1 milyon 400 bin liradır. Bundan vergi kesiyor ve 900 bin lira veriyor. Bu vermiş olduğu para simit parasına bile yetmiyor. Hani bunlardan vergi almayacaktı? Gelmiştir, işçi, köylü, memuru ezmiştir. Dar gelirliği ezmiştir. Sadece bir avuç holdingi zengin etmeye çalışmıştır. Demirel geldi, ne oldu? 350 trilyon iç ve dış borçla devleti teslim aldı. Bir yılda 600 trilyon Türk lirasını çıkarttı. Bugün her doğan vatandaş 10 milyon lira, yeni doğan çocuk bile borç ödemeye mecbur olarak doğuyor. İşte Sayın Demirel'in milletimize doğum günü hediyesi. Bundan başka Demirel geldi, ne oldu? Sadece bir mutlu azınlık zengin edildi. Geçen toplantıda devlet bankalarının nasıl mutlu azınlığa peşkeş çekildiğini misalleriyle söyledim. Teferruata girecek diyelim. Bir tek banka, Türkiye Kalkınma Bankası, Uğur Mengenecioğlu'na 101 milyar. Kula Mensucat 42,7 milyar. Bu kim? Sayın İnönü'nün bacanağı kim olacak? Hangisini arasanız ucunda mutlaka bu hükümetin içerisinde bir ilgilisini bulursunuz. Birlik Mensucat 40 milyar. Gor City 39,5. Bayındır İnşaat 33 milyar. Ünivar 32 milyar. Günmak 29, Birko 29 milyar. Bir tek bankadan bir yıl içerisinde 1 trilyon lirayı kredi olarak almışlar. Çünkü bu banka kendi emirlerindedir. İşte yaptıkları iş budur. Bakınız, geldiler de ne oldu? Geldiler, partizanca tayinler yaptılar. İşte milletin önünde bir vesika arz ediyorum. Bu Sağlık Bakanlığı'nda genel müdür Özcan Ünal Beyefendi, adını da söyleyeyim, genel müdür yardımcısı. Sayın Bakan'a bilgi veriyorum. Sayın Bakanım, Doktor Bekir Necati Şimşek, Amasya Taşova Merkez Sağlık Ocağı tabibi iken 18.1992 tarihli kararla Amasya Doğru Yol İl Teşkilatı'nın isteği üzerine Kastamonu Abana Merkez Sağlık Ocağı tabipliğine atanması yapılmış. Bu şahıs
İşte il başkanı istifa altında imzası var. Bu Sayın Bakan'a gösterildiği zaman vay canına bu vesika gizliydi. Nasıl dışarıya verilmiş diyor. İşte halinin yaptığınız iş bu. Siz bir senede 4000 tane partizan tayin yaptınız. Partizan milleti eziyorsunuz. Sadece mutlu azınlığı ve kendi yandaşlarınızı destekliyorsunuz. Hani siz bunları ortadan kaldırmak için gelecektiniz? Muhterem arkadaşlarım, bakınız bu hükümet geldi ne oldu? Yozgat'ta işçi alınacak, DYP il başkanının çiftliğinde imtihan yapılıyor. Türban genel müdürü AP kongresinde oy sayıyor. Yaşar Topçu Bey, işli pironun paketinin 180 dolar olduğunu, yani 1,5 milyon lira olduğunu söylüyor. Bir paket. Sayın Yaşar Topçu Bey ayda 15 milyon lira pro parası harcıyormuş. İplik fiyatları DYP-SHP iktidara geldi ne oldu? İplik fiyatları siz iktidara geldiğin zaman 24 bin liraydı. Sayın Cavit Bey sayesinde şu anda 57 bin liraya çıktı. %150 zam. Hani enflasyon %60-70'di? Hani bu sanayiciler niye enflasyondan fazla zam yapıyorsunuz diye azarlanıyordu? Neden Sayın Çağlar'ın kendisi enflasyonu %60-70 olduğunu iddia ettiği halde %159 zam yapıyor? İşte sizin icraatınız budur. Siz sadece bir mutlu azınlığı destekleyen bir kuruluşsunuz. Milleti ezen bir kuruluşsunuz. Bakınız sizin bu bir yıllık tatbikatınızda tekrar önümüze daftaracık bir bütçe getirdiniz. Çünkü 40 yıllık dönemin 25 yılının mesulü Sayın Demirel. Demirel her zaman böyle yaptı. Türkiye'yi geri bırakmanın en büyük mesulüdür. Kendisini hep ikaz ediyorum. Ama ne yazık ki bir kulağından giriyor bir kulağında. Türkiye bu zat yüzünden geri kalıyor. İnanarak söylüyorum. Uyanması lazım. Bakınız 40 sene esnasında işte Türkiye bunların elinde kaldığı için yıllık geliri 100 milyar dolardır. Öbür taraftan İtalya'nınki 1 trilyon 100 milyar dolardır, İspanya'nınki 500 milyar dolardır. Biz niçin güdük kaldık? Biz niçin geri kaldık? İşte bu taklitçi zihniyetler yüzünden. Şimdi önümüze getirdiğiniz bütçe, biz aynı güdüklüğü devam ettireceğiz. Gene ezeceğiz, gene yatırımsız, gene açıkla milleti perişan edeceğiz diyorsunuz. İşte bizim telaşımız bundan, siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Sizi uyandırmak için çırpınıyoruz. Kendinize de acıyın. Sizin kenara çekilmeniz lazım. Önce ne yaptığınızı düşünmeniz lazım. Sonra ülke meselesine çözüm aramanız lazım. Hazırlık yapıp ondan sonra gelmeniz lazım. Böyle iktidara gelirseniz memleketi kısa zamanda işte bu hale sokarsınız. Bakınız geldiniz. Türkiye'nin büyüme hızını küçülttünüz. Evet. Enflasyonu en büyük değerlere çıkar. Hiçbir sözünüze güvenilmez. Dış ticaret açığını büyüttünüz. Borçları arttırdınız. Ve bütçe açığını hızla büyüttünüz. Siz sözde bütçe açığını kapatacaktınız. Bu seneki bütçenizde size uzmanlar 130 trilyon diye getirdi. Bir toplantıda rötuşla bunu 53 trilyon göstermekle bu iş halloluyor mu zannediyoruz? Bak geçen sene 32 trilyon dediniz, 60 trilyon oldu 92'de. Şimdi 53 diyorsunuz, en aşağı 120-130 trilyon olacaktır. Kamu borçlanma gereğini sözde azaltacaktınız. Seçim beyannamenizde açıkça taahhüt ettiniz. 93 yılında bunu %3'lere indireceğiz, 4'lere indireceğiz dediniz. Halbuki siz devletin bütün stoklarını erittiğiniz halde aynı zamanda kitleri ve fonları devlete emanet edilmiş bu iki tane çocuğu Afrika'dakiler gibi yiyip bitirdiğiniz halde devletin borç gereksinimini yine %92'de 20'ye çıkartmış bulunuyorsunuz gerçekte ve 93'te de 9 göstermenize rağmen %22,6'ya çıkartıyorsunuz. Geçen toplantıda kuruşu kuruşuna hesaplarla bunları ortaya koymuştum. Yatırımlar hem bütçeye oran itibariyle çok azalıyor. 91'de %14.4'tü, 92'de 12.9'du, şimdi 11.78. Hem de gayri safi milli hasılaya göre azalıyor.
Böylece siz Türkiye'de işsizliği arttırıyorsunuz. Türkiye'yi geri bırakıyorsunuz. Yatırımları rantabl olmaktan çıkartıyorsunuz. Ülkenin yakın geleceğini de tahrip ediyorsunuz. Siz mutlu azınlığı krediler, teşviklerle besliyorsunuz. Mutlu azınlığın fabrikalarını kurtarıyorsunuz. Batık kredilere sesiniz çıkmıyor. Mutlu azının israfları, masrafları faize yazılıyor, fakir fukaraya ödütülüyor. Mutlu azınlık bankaları vasıtasıyla hiç vergi vermiyor. Kitler yok ediliyor, ya dış borca mahsup ederek başkalarına satılıyor veyahut da mutlu azınlığa veriliyor. İşte Sayın Çağlar ve Şevket Demirel en karlı Denizli fabrikasını sözde bunlar satın aldılar. Sizin yaptığınız iş bu. Araştırırsanız görürsünüz arkasında. İhalelerle mutlu azınlık besleniyor. Kitlere mutlu azınlık bankalarından yüksek faizle kredi alıyorsunuz. Sonra da buraya gelmişsiniz. Efendim tek saatte 1,5 milyar faiz ödüyor. Toprak mahsulü 1 milyar faiz. İşte elinize geçerse böyle olur. Bu faizler nereye ödeniyor? Mutlu azınlığa ödeniyor. Bir nevi yasal soygun yapılıyor. Fakir fıkaradan alınıyor, bir avuç mutlu azınlık besleniyor. Bak ben bunları söylüyorum. Zapta da geçiyor. Günün birinde de hesabını soracağız. Bu milletin saçı bitmedik yetimin hakkını korumak için, şu milletin saadeti için bu konuşmaları yapıyorum. Gelir dağılımı daha da bozuluyor. Bak demin arkadaşım hatırlattı, geliyorum. Asıl hükümet olarak yapmanız icap eden hiçbir şey de yapmıyorsunuz. İşte bak ormanlar gelir getireceğine masraf götürüyor. İşte madenler, işte tarımı öldürdünüz. Hayvancı, hani çikitamızı ithal edilmeyecekti? 2 milyar dolarlık ithalat yapıyorsunuz. 2 milyar dolar tarım ürünü ithal ediyorsunuz. Siz ne söylüyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Haberiniz yok. Haberiniz yok. Tarımı siz öldürdünüz. Hayvancılığı siz öldürdünüz. Ülkeyi perişan ettiniz. Efendim biz hizmet hükümetiyiz diye köylere kağıt. Evet hizmet ama İsrail'e hizmet. Türkiye'ye değil. Gelir dağılımı gittikçe bozuluyor. Sağlık ve eğitim hizmetleri perişandır. Bütçe açıklarla kapalı ve muzır israflarla doludur. Sözde fonlar bütçeye dahil edildi. Sayın Demirel'in emrine 70 trilyon tahsisatı mesture verdiniz. Çünkü bunlar bütçeye ithal edildi diye lafla meclisi aldatacaksınız. Bütün kullanma yetkisi başbakanda. Bak CHP'nin elindeki konut fonunu bile başbakana bağladınız. Onların zaten sesi çıkmıyor. Sesi çıkmıyor. Bakın, bakın seçimden önce benim köylüm diye kucakladınız ama köylünün kaburgasını nasıl kırdınız göstereyim size. Bak gübre, mazot, ekmek, peynir fiyatları korkunç bir şekilde arttı. Buna mukabil tarım ürünlerinin fiyatı IMF'nin emriyle düşük tutuluyor. Köylünün şu anda pamuk, fındık ve tütünden 1,5 trilyon alacağı var. Pancardan 3,5 trilyon alacağı var. Hani köylünün hakkını vaktinde ödeyecektiniz? Bak bir yıl geçti, 5 trilyon köylünün hakkını yiyorsunuz. Şimdi bunu verseniz ne kıymeti var? Evet, şeker fabrikalarının pancar üreticisine 3,5 trilyon borcu var. Pamuk, tütünün, fındığın hepsinin 1,5 trilyon borcu var. Rakamlarıyla hepsi elimizde. Biz bunları o müdürlükten alıyoruz. Buraya gelip Sayın Demirel bir kahve konuşması yapıyor. Şu rakamlardan hiç niye kara kucak güreşine çıkmıyor? Gelsin bakayım. Yalan mı doğru mu? Yalan mı doğru mu? Bak siz patates eken, mısır eken, soğan eken. Şimdi bütün Orta Anadolu'da, Niğde, Nevşehir, Konya, Kayseri'deki köylüler beni dinliyor. Hoca yaşa diyorlar bana. Ben buradan televizyondan seslerini duyuyorum. Siz bu köylülere dönüm başına 100 binlerce lira zarar ettiriyorsunuz. Zarar. Soğan ekeni mahvettiniz. Patates ekeni mahvettiniz. Mısır ekeni mahvettiniz. Köylünün istimlak bedellerini ödemiyorsunuz. Köylünün sulama işlerini yapmadınız. Köylünün sigortası yok.
sağlık, emeklilik sadece köylünün borçları artıyor. İthalat yapıyorsunuz, dumpingle tarımı öldürüyorsunuz. Tarıma dayalı sanayi öldürüyorsunuz. Tarım kredileri yetersiz. Ve orman köylüsü daha da perişan, hayvancılık ise tamamen sayenizde öldürülmüştür. Memura gelince, memuru enflasyonla ezdiriyorsunuz. Geçen konuşmamda rakamlarla ispat ettim. Bizim eşel mobil kanun teklifini niçin kabul etmiyorsunuz? Madem enflasyonu ezdirmeyeceksiniz, sizin işiniz gücünüz sadece oyalama, boş laf da aldatmadır. Vergi yükü tamamen memura, işçiye, köylüye ödettiriliyor ve onlara bu vergi peşin ödettiriliyor. Sizin holdingleriniz bir kuruş dahi vergi vermiyor. Korkunç bir kıyım. Bir yılda 4000'den fazla partizanca tayin yaptınız. Memurun konutu, lojmanı yok. Bütün aylığı ev kirasına yetmiyor. Çocuk yardımı hiç mesabesindedir. Emekli ikramiyesi hiçbir şeye yaramıyor. Sendika kurdurtmuyorsunuz. İşte bak, ikisi arasında çekişme var. O gene hala atlatıyor, oyalıyor. O dediğim Sayın Demirel ve böylece memurların sendika kurması. Şimdi nerededir bilmiyorum. Ben konuşurken hiç burada oturamıyor. Bugün gene aynı durumu görüyorum. Şimdi biraz sonra çıkar gelin. Siz işçiyi asgari ücretten hala vergi alarak eziyorsunuz. İşçi ücretleri adaletsizdir. Büyük kısmın aldığı para çay ve simide yetmiyor. Bugün asgari ücretle 4 çocuklu bir aile ancak yarım simit yiyebilir. Yarım simit, bir simit, bir çay içemez. Hızla işçi çıkartılıyor. İşçinin aldığı paranın %35'i vergi olarak kesiliyor. Halbuki holdingler sadece %12 vergi ödüyor. İşçi, memur ve esnaftan vergi alıyorsunuz. Mutlu azınlık vergi vermiyor. Kitler partizanca idare ediliyor. İşsizlik sigortası yok. Özelleştirme işsizliği daha da arttırıyor. Esnaf ve sanayiciyi enflasyon ve faizle yok ettiniz. Kısa vadeli kredi faizi %130-150, sözde esnafa verdiğiniz orta vadeli faiz kredi %65. Şu halinize bakın, krediye başvuran mahvoluyor. Enflasyon karşısında hepsi kendisini kemiriyor. Haksız vergiler canından bezdiriyor. Kar ve zarara bakılmadan hayat standartına göre vergi alıyorsunuz. Hem de peşini alıyorsunuz ve hem de bir esnaf hacca giderse daha çok vergi alıyorsunuz. Haberiniz yok ne yaptığınızdan. Esnaftan vergi resmi alıyorsunuz, zarar da etse alıyorsunuz. Düzensiz ithalat ile mutlu azının arzusuna göre her gün gümrük ve fonları değiştirip ülke ekonomisini perişan ediyorsunuz. Enerji, malzeme ve finansman maliyetleri rakip ülkelere göre yüksek olduğu için ihracat yapmak imkanı yok. Yatırım teşviklerinde keyfi değişiklikler yapıyorsunuz. Esnaf ve sanayici kredileri yetersizdir. Trilyonları mutlu azınlığa veriyorsunuz. Emeklilere gelince durumları hazindir sayenizde. Perişandırlar. Aylık alacağız diye banka kapılarında hala bir yıldan beri inim inim inliyorlar. Vergi iadelerini bile alamıyorlar. Bağkur emeklisi daha da perişandır. 300-400 bin lira aylıkla 4 çocuklu bir emekli insan nasıl geçinecek? Hastaneleri perişandır, ilaçları yoktur. Dul yetim dalgerlerin durumu daha da acıklıdır. Emekli kurumları da sayenizde iflas ettirilmiştir. İşte sizin yaptığınız işler, ekonomi diye yaptığınız işler bunlardır. Bunların hepsini geçen toplantıda rakamlarıyla bir bir gösterdim. Milleti böyle ezerken bu hükümet ne yapıyor? İşte buyur. Bak, bu hükümet, bir defa daha göstermiştim. Düğün dernekte salgılar, çazlar, def çalıyor. İşte bak, hükümet gör ne yapıyor. Millet de görsün. Millet ezinirken çöp yığınları demokratik hayatımızın zaferiymiş. Sayın Demirel gene Çinli filozoflar gibi hikmet buyuruyor. Bakanlar vur patlasın, çal oynasın. Bak, Sağlık Bakanı partizan tayin yapmış, şimdi def çalıyor. Sayın Demirel, işte haliniz. Bak, işte haliniz. Evet.
İşte haliniz. İşte haliniz. Milleti ezdiniz. Siz sadece düğün dernekte kirvelik yapıyorsunuz. Sayın Başkan, Yüce Meclis'in sayın üyeleri, hükümetin sayın mensupları. Ülkemizin en önemli meselesi terördü. Bu hükümet işe başlarken terör en önemli mesele değildi. Fakat ne yazık ki bu hükümetin terör sahasında sadece boş laftan başka hiçbir şey yapmaması terörü büsbütün tırmandırmış, memlekette can, mal, ız güvenliği kalmamış, devlet olmamış. Bakınız terör konusunda Sayın Demirel, bunlar karşısında söylediklerin hepsi laftır diyordu Özal'a vaktiyle. Dökülen kan yerde kalmıştır, meclisi partileri kazdılar ama bir eşkıya sürüsünün közünü, kökünü kazıyamadı. Şimdi bunların hepsi mizah mecmuası oldu. Bir kere Midyat'ın Sarıköy yolunda mayın ne arar dersin? Bu tuzaktır, bu kan denizidir. Türkiye ne yapıp yapıp bu işin kökünü kazımalıdır. E hadi geldin kazı bakayım. Şimdi her yerde mayınlar doldu. O vakit bir yerde mayın vardı. Şimdi her tarafı mayınla doldurdunuz. Bunu söylüyoruz. Hükümet programı tartışılması sırasında söyledik. Böyle demiş. Eskiden de ölüyordu. Ne yapalım? Şimdi de ölüyor diyorsunuz. Bu bunun cevabı değildir diyor. Şimdi gelmiş. Bu cevap olmaz dediği şeyi kendisi cevap diyebilir. Bu olaylar karşısında vurdum duymazlığa ve bu cinayetleri işleyenlere mutlaka yakasına yapışacaktır gibi laflarla kimsenin tahammülü kalmamış. Mütemadiyen kan dökülmeye devam ediyor. Hükümet çare muhassesidir. Bundan herkesin yüreği sızlamalıdır. Sayın Demirel'in sözleri bunlar. Devlet bu ülkenin toplu iğne ucu kadar yerde yoksa o devlet devlet değildir. Türkiye'nin gündeminde başka meseleler var gibi görünüyor. Fakat Türkiye'nin gündeminde esas mesele budur. Buna mutlaka çare bulmaları lazım. Hükümeti, siyasi iktidarı ikaz ediyorum. Durdurun bu kan deryasını. Durduramayacaksınız ki bugüne kadar durduramamışlar. O zaman bırakın görevde başkaları gelsin. İstifa etmezlerse cezai sorumlulukları da vardır. Kan dökenlerin beraber cezai sorumluluğa tabi tutacağımızı, katillerle birlikte hesap soracağımızı ifade eder. Sayın Demirel'in sözleri. Demirel olayların dökülen bir siyasi heyetin yani dağılan dökülen iktidarsızlığın eseri olduğunu söylemiş. Çok doğru. Muhalefet de bunları söylüyor. Şimdi geldiği zaman hepsinin tersi, bütün bu sözler Demirel'in ketif fetvasını kendisine uygulamak lazım gelir. Ülkemizin her yanında şimdi hükümet programı olmuş, hükümet olmuş ne diyor? Terör mutlaka önlenecek, can güvenliği sağlanacak. Cek cak, bütün bunların hepsini söylemiş, istihbaratı kuvvetlendireceğiz, ülkenin her yerine devlet sahip olacak demiş, demiş, demiş. Ve de 13 ay geçmiş. Şimdi ülkenin durumu nedir? Önce bir defa 2 yaşında masum çocuklar katlediliyor. Her gün 18-20 yaşında gençler hayatını kaybediyor. Hazin törenlerle toprağa veriliyor. Askerimiz şehit, polisimiz şehit ediliyor. Karakollarımız basılıyor. Hakim, savcı, belediye başkanı kaçılıyor, reyit ediliyor, öldürülüyor. Uçak, tren kaçırılıyor, taranıyor, yakılıyor. Ülkede can, mal, ırz emniyeti kalmamış. Kurtarılmış bölgeler ülkenin büyük kısmını kaplamış. Boşaltılmış köyler, tahrip edilmiş kasabalar, köyler ve yapılamayan ulaşım, göçler, sefaletler, ızdıraplar. Göç edenlerin gittikleri yerlerde büyük yığıntı. Hiç bugüne kadar göç edip de dönebilen kimse yok. Terörden ve afetlerden zarar görenlere bugüne kadar tazminatlıya bir tek kuruş verilmemiş. Faili meçhul cinayetler korkunç rakamlara ulaşmış. 14 yıldan beri örfü idare ve olağanüstü hal tatbikatıyla bölge halkının hürriyetleri kısıtlanmış. Bu bölgede hala ayrı bir rejim uygulanıyor. Bölgede yatırım diye bir şey yok. Sağlık hizmetleri perişan, okulların pek çoğu kapalı. PKK halktan baskıyla vergi ve haraç alıyor. PKK büyük şehirlerdeki Güneydoğululara askere birer çocuğunu vermesi için baskı yapıyor. Teröristler bir kişiyle değil, 100, 200, 500 kişiyle saldırıyor. Halk kendisini iki ateş arasında hissediyor ve kendisine potansiyel suçlu gözüyle bakılmasından son derece rahatsızdır. Bu hükümetten memnun olan bir tek Güneydoğulu vatandaşımız dahi yoktur. Bu hükümetin yanlış politikalarıyla
Bir yönden terör artıyor, tırmanıyor. Diğer yönden de ülke farkında olunmadan bölünmeye götürülüyor. Bizzat resmi rakamlar İstiklal Harbi'nde 5713 şehit verdiğimizi, Kıbrıs Barış Harekatı ise 418 şehit verdiğimizi gösteriyor. Halbuki şimdi 8 yılda 2518 olay olmuş, 20 Kasım 15 Kasım 92 arasında bir yılda 5594 olay olmuş. Resmi makamların verdiği rakamları söylüyorum. Bugüne kadar ölü vatandaş 8 yılda 941 bu hükümet gelinceye kadar, bu hükümetin bir yılında 834. Bugüne kadar güvenlik kuvvetlerinden şehit olanlar 3925, bu hükümet zamanında 683. Güvenlik kuvvetlerinden yaralananlar bu bir sene içerisinde 1296. Sadece vatandaşlardan ve güvenlik kuvvetlerinden şehit olanlar 6383 bugüne kadar. Yani İstiklal Savaşı'nda artmış, ölü teröristler 2411, böylece ülkede ölenlerin adedi İstiklal Savaşı'nın iki mislini geçmiş. Sadece iki yılı mukayese edersek, bakınız 1991'de şehit güvenlik görevlisi 242, 1992'de 546, iki misline çıkmış. Hani anarşi azalacaktı? Yaralı 500, şimdi 1000'i geçiyor. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 91'de 136, 92'de 510. Yaralı vatandaş sayısı 91'de 208, 92'de 503. İşte bu hükümetin terör karnesi. Bakınız bugün, önce bir defa İdil, Kulp, Hazro, Genç, Silvan, Darkeçit. Bütün buralardaki kırsal alanlar, hiçbirisine gitmek mümkün değildir. Bütün bunlar adeta bir nevi kurtarılmış bölge gibidir. Bingöl'ün Kasıklı Köyü, Diyarbakır'ın Kaledibi Köyü, Kulp, Hani ve Genc'in birçok köyü, Şırnak'ta eski ismiyle Hestan, Dahlebi, Zaruva, Kirivan, Sardahle olmak üzere köylerin hepsi boşaltılmıştır. Güvenlik sebebiyle bu köyler boşaltılıyor. Vatandaşlar Siirt'e gidiyor, Diyarbakır'a gidiyor. Bugün Diyarbakır'da bir evde 40 kişi oturuyor. Ve bunlardan bir tanesinde geri döndüğü yok. Çünkü köyler boşaltılmış, o şekilde bırakılmış. Ortada hükümet yok, sahibi yok. Boşaltılıyor o kadar. Sadece zulüm. Bundan başka bak bizim Refah Partisi heyetimiz. Hemen hemen her ay biz Güneydoğu'ya bir heyet gönderiyoruz. 7 ili kapsayan 1500 kilometrelik seyahatleri esnasında büyük şehirler dışında bir tek güvenlik gücüne rastlamamışlardı. Malavadi Köprüsü 7 kilometredir Silvan'a, orada bir güvenlik kuvvetine rastlıyorlar. Sakın ileriye gitmeyin, yol emin değildir diyor. Bingöl'le Diyarbakır arasındaki yolda bugün gidip gelmek mümkün değildir. Masum insanlar kurşuna diziliyor. Birçok bölgeler bugün maalesef kurtarılmış bölge durumundadır. Devlet yoktur. Göç edilen yerlerde vatandaşlarımız büyük sıkıntılar içindedirler. Hiçbirisine bugüne kadar bir tek kuruş tazminat verilmemiş. Sözde Erzincan Kanunu'nun içine kondu Çukurca ve Şırnak. Ama bir tek kuruş tazminat verilmedi. Çünkü Güneydoğu Anadolu'muzda afetlerden dolayı ödenmesi lazım gelen 1993 senesinde 1,2 trilyon, bugüne kadarki afetlerden dolayı ödenmesi lazım gelen meblağa mukabil şu getirdiğiniz bütçede afetler için 28,5 milyar lira koymuşsunuz. 1,2 trilyona karşı 28,5 milyar. Bununla ne yapabiliriz? Siz iflas etmiş bir hükümetsiniz. Hiçbir hizmeti göremez. Faili meşhul cinayetler hızla artmıştır. Biz Refah Partisi olarak kendi Güneydoğu Komitemizde yaptığımız tespitle 260'tan fazla faili meşhul cinayet tespit ettik Güneydoğu Anadolu'da. Bu faili meşhul cinayetler halkın indinde devletin üzerinde kalıyor. Kısmen de doğrudur. Devlet kim yaptığını bulmakla mükelleftir. Bulmazsa demek ki bunu Gladio yapıyor. Demek ki bunu özel harp dairesi yapıyor diye halk inanıyor. Bundan dolayıdır ki
Hani bir tane faili meçhul olay kalmayacaktı. Demin okudum, Sayın Demirel muhalefetteyken konuşmuş, konuşmuş, durmuş. Şimdi gelmiş, hepsinin tersi yapın. Olağanüstü hal tatbikatında birçok yanlışlıklar vardı. Çünkü bu hükümet oraya gönderdiği görevleri eğitmemiş. Ne güvenlik görevlisini, ne devlet görevlisini. 70 yaşındaki insanı öldürüyor güvenlik kuvvetleri, sonra da terörist diye ilan ediyor. Bu durum karşısında halk iki ateş arasında kendisi hissediyor. Ben bunları niçin söylüyorum? Ayıp olan 40 defa bugüne kadar, bir seneden beri bu olayları söyledik. Bu hükümetin bir tanesiyle ilgilenmemesi. Gördünüz kaç defa milletin önünde nelerde fotoğraflar gösterdik, olaylar söyledik. Yok böyle şey dedi, Sayın Gökkubbe'yi yıkarız dedi. Halk orada dinliyor ve gülüyor bu hükümetin haline, acıyor. Bu bölgelerde, bakınız şimdi biraz sonra isimlerini vereceğim, merak etmeyin. Kim için ne yapıldı? Memleket bölünmesin diye çırpınıyor. Bu hükümetin elinde bölünüyor. Bu ilgisizlik buraya götürüyor bu memleketi. Bakınız buralarda yatırım diye bir şey yoktur. Biz milli görüş olarak sadece Güneydoğu ve Doğu Anadolu'muza 47 tane ağır sanayi fabrikası yapmışız. 13 tane organize sanayi bölgesi, 200 bin memleket ev yardına iş yeri hazırlamışız. Bu hükümet şimdi bu 200 tane tesisin 60 tane milyarlık tesisi buradadır. Bu hükümet maalesef yeni bir tek taş koymadığı gibi bizim bütün bu tesislerimizin hepsini yok ediyor. Hastanelerde yeşil kart aldatmacası halkın büyük reaksiyonuna sebep oluyor. 3-5 tane fakir fıkaraya bu kart verilmiş. Yüzlerce fakir fıkaranın elinde hiçbir şey yok. Bunlar reçetelisi ödenmiyor. Hasta ağır hasta olduğu zaman buradaki üniversite hastaneye geliyor. Bundan önceki yeşil kartlı Güneydoğulu vatandaş parası ödenmediği için Sağlık Bakanlığı tarafından ondan sonraki yeşil kartlarda hastanelere alınmıyor. Bak şimdi Güneydoğu'daki vatandaşlar beni dinliyor. Yaşa hoca, Allah razı olsun, bizim derdimizi bir tek sen anlıyorsun diyor. Haberiniz yok. Haberiniz yok. Evet, bunların hepsi birer gerçek. Şimdi bakınız. Veriyorum. Kale Dibi köyünde, Sayın Hükümet not alsın lütfen. 75 yaşında ve yörede iyi tanınan Mustafa Kanat, Mustafa Taşan isimlerini veriyorum. Bunlar, evet bunlar hiçbir örgütle ilgisi olmadığı halde örgüt militanı kabul edilerek, zannedilerek hayatlarını kaybetmişler. Ondan sonra da halka örgüt militandır diye açıklanmışlardır. İşte olay budur. Hiçbir tedbir alınmamıştır bir yıldan beri. Bütün bu olaylar ceryan ederken 13 ay sonra bu noktaya geldiğimiz halde bu hükümet akan kar yerde kalmayacak. Devlet terörün çaresini bulacak. Devlet ülkenin her köşesine hakimdir. 3-5 kişi kendisini devletten üstün sayarsa analarından doğduğuna pişman ederiz gibi boş laflarla 13 ayı geçirmiştir. Tabii hiçbir şey yapılmadığı dolayısıyla da bir yandan da halkı uyutmaya çalışıyor. Şu Sayın Demirel'in mantığına bakın. Devlet var ki onu yıkmak için terör oluyor. Terörün varlığı, devletin varlığının delilidir. Şu Aristo mantığını görüyor musunuz? Ne dahi bir insan. Hiç kimsenin bunu akıl etmesi mümkün. İşte devletin söz hakikaten şahane bir söz. Çünkü devletin varlığının tek delili hakikaten terörün var oluşu. Başka devletin varlığına ait hiçbir işaret yok. Söylediği şey şu: biz başlatmadık, devraldık. Biz de üzgünüz. Kısa vadeli bir iş değildir. Terör önlemek devletin işindir. Hayda! Peşime düşün, ben önleyeceğim diyordu. Şimdi buraya gelince devletin işidir diyor. Terörü zaten askere havale etmiş. Dursaydı durdururduk. Şu büyük mantığa bakın siz. Terörle yaşama alışacağız. Bazen tabii plan eskidiğini fark ediyor, üslup değişiyor. Var mı terörü bir anda durduracak bir baba yiğit? Bir sihirli formül varsa yerimizi vermeye hazırız. Jack Jack. İşte 13 ay böyle geçmiştir. Ve bundan dolayıdır ki bu hükümet terör bakımından suçludur.
Önce bir defa bu hükümetin terör önlemesi mümkün değil. Çünkü bu hükümet dış güçlerin etkisi altında. Halbuki bu terör temelde Amerikan ve İsrail planıdır. Bu terörü çekiç güç destekliyor. Ne yazık bu hükümet daha dün terörü destekleyen çekiç gücü de bu hükümet destekliyor. Bu kafayla elbette Türkiye'de terör önlemi. Siz hem dış güçlerin emrinde olacaksınız hem de dış güçlerin planlarını önleyeceksiniz. Bu mümkün değil. Bu hükümetle terör önlenmez. Terör Siyonizmin bir planıdır. Terör Amerika ve Batı'daki ehli salip ve Siyonist nüvelerin planının bir tatbikatıdır. Bosna'da, Cezayir'de, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Filistin'de, Apazya'da, Keşmir'de ne görüyorsak PKK'da da aynı şeyi görüyor. Kürt kökenli Müslüman kardeşlerimizin saadeti Batı'da değildir, adil düzendedir. Ne müstakil bir Kürt devletinde hayır vardır. Bakınız bu terörün ve bilhassa Kuzey Irak'taki olaylar hakkında neden askeri harekata Amerika müsaade etti? Çünkü Talabani Kuzey Irak'taki kurulmuş olan Amerika etkisindeki yönetimi meşrulaştırmak istiyor. Onun için onunla temas ettiriyor. Halbuki işte size bak vesikalarla açıklıyorum. Fotoğrafları da elimde. Celal Talabani Londra'da geçenlerde Kurt Oil diye bir petrol şirketi kurdu. Bu şirkete ortak olan eski CIA başkanlarından Hulsman'dır. Caribbean Continental adlı şirketiyle bu şirkete ortak oldu ve New York'ta merkezi bulunan Estate adlı Yahudi sermayeli banka da Talabani'nin bu şirketine 500 milyon dolar kredi vermeye hazır olduğunu bildirdi. Bütün bunlarla Kuzey Irak'taki Taktak ve Koy Sıncak bölgesindeki petrollere Amerika ulaşmak istiyor. Bir müddet sonra Kerkük'te bunlara dahil edilmek suretiyle Irak'ın petrollerini Amerika kontrol altına almak istiyor. İşte Amerika'nın oynadığı oyun budur. Bunlar karşısında bunların çözülebilmesi için ancak bu ülkedeki bütün insanların kendi içinden gelen arzuyla adil, onurlu, gönüllü, kardeşçe birlik ve beraberliklerini temin edecek bir rejim kurulmadıkça terör şiddetle önlenmez. Bundan dolayı bu hükümetin politikası yanlıştır. Bu hükümet faaliyetiyle terörün önlenmesini değil artmasına sebep olmaktadır. Nitekim bu hükümetin faaliyetlerine bir göz attığımız zaman bu hükümetin önce terör hakkında bunu önleyecek hiçbir politikası yoktur. Bundan başka dış güçlerin etkisi altında PKK'yı destekleyip dolaylı yoldan terör önlemektedir. Asıl milleti birbirine bağlayan manevi bağları tahrip ediyor. Halka şefkat yerine maalesef halkın kendisine karşı reaksiyonunu kazanıyor. Bakınız işte Mardin'in Yalım köyünde nöbet tutan panzerdeki askerler sabahın alacakalında uyuyakalmışlar. Ama uyandıkları zaman karşıdan bir çoban, bir çocuk, birkaç tane de hayvan geçiyor. Uyku sersemliğiyle bunlara ateş açmışlar. Bunların sonucunda 12 yaşında bir çocuk olmuş, köylü de yaralanmış, 40-50 tane de hayvan olmuş. Hiçbir soruşturma yapılmıyor. Vatandaşların dilekçeleri de kabul edilmiyor. Karakoçan'ın Sarıcan köyünde devlet güvenlik güçleriyle PKK arasında bir çatışma çıkmış. Bu çatışmada halk gitmiş haber vermiş. Bu bölgede iki tane çoban var, sakın bunları öldürmeyin. Bu çobanlar da öldürülmüş haber verildiği halde sonra bunlar da terörist olarak ilan edilmiş. İşte bu davranışlar karşısında siz halkın şefkatini, halkın ilgisini kazanamazsınız. Bundan başka Güneydoğu'da bir tek insana iş bulmadınız. Tam tersine bizim yaptığımız fabrikaları yok etmeye çalıştınız. Bak siz şimdi kamu ortaklığı idaresinde Mardin, Gercüş, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Tortum, Dumlu, Pası, Iğdır, Siirt, Kemah, Kelkit 21 tane sanayi tesisini satıyor. Mardin, Gercüş, Sümerbank ayakkabı tesisi jandarma karakolu oldu. Iğdır, Sümerbank pamuklu entegre tesisi iflas ettirildi. Bir özel sektör sattı.
Erzurum İspir Pamuklu İntegre Tesisi kapatıldı. Şimdi ham derimi olsun, kraft mı olsun, bunlar da bütün bizim kurduğumuz süt fabrikalarını, et balık kombinalarının hepsini şimdi satışa çıkarttınız. Bunların hepsini halbuki bu bölgede süt ve kombinaları ihya etmekten daha hayırlı yapılacak ne var? Sayın Erbakan, müsaadeniz var. Korkunç bir işsizlik bölgeyi kasıp kavurmaktadır. Korucu sistemi partizanca davranıştan dolayı tamamen yanlış bir tepki uyandırıyor. Buradaki mücadelede ne helikopter alabildiniz, ne askerimize çelik yelek verebildiniz, ne dürbün aldınız, ne pilotsuz uçak, ne gece görme imkanlarıyla buradaki askerlerimizi teçhiz ettiniz. 18 yaşındaki çocukları eğitmeden götürüyorsunuz. Hatta askerlikten dönerken eğitilmiş PKK'cılar tarafından öldürülüyor. İşte ülke sizin elinizde bu hale gelmiştir. Görülüyor ki bu hükümetin terörü önlemesi mümkün değildir. Ondan dolayı ülkede huzurun tek şartı bu hükümetten bir an evvel kurtulmaktır. Zamanımız çok kısıtlı olduğu için insan hakları hususunda sözde anayasa değişikliği diye yapılan karikatür çalışmalara vakit ayırmayacağım. SHP bazı şeyler yapmak istiyor. Sayın Demirel bunları önlüyor. Gördüğümüz açıkça budur. Bakınız ilk önce 56 tane maddede uyuştuk dediler. 10 maddelik bir teklif getirdiler. Bu teklifler ilerdi, geri gidişti. Sonra yazın 55-60 maddede uyuştuk dediler. 10 maddelik, 5 maddelik bir teklif getirdiler. Bu tekliflerde sadece hile rejimini yürütmek. Yönetimde istikrar temin edici bir seçim kanunu getirilecek. Ne demek bu? Kimi aldatıyorsunuz bu sözlerle? Biz gene hile yapacağız diyorsunuz. Hileli seçim. Yönetimde istikrar başka şey. Milletin mecliste temsil edilmesi başka şey. Bunları birbirine katarak kimi aldatıyorsunuz? Öbür taraftan yine 163 metreyi diriltme çalışması yapıldı ilk önce. Ve arkasından değişiklik diye getirilen hususlarda siyasi partilerin yabancı devletlerden ve uluslararası kuruluşlardan emir ve talimat alma yasağı kaldırıyor. Şuna bak, hiç yapacak başka işimiz yok. Küreselleşiyorlar beyefendiler. Öbür taraftan tek gayeleri radyo ve televizyonlara söz verdiler. Televizyona anayasal güvence getirmek, yoksa demokratikleşme, ülkede insan hakları, hiçbir zaman böyle bir davaları yok. Ceza mahkemeler usulü kanunu, cumuk, tabii fos doğdu. Çünkü terörle ilgili derseniz getirdiğiniz maddelerden hiçbirisi tatbik edilmez. İLO'dan bir tanesi zaten reddedildi, İLO maddelerinden. Kaldı ki bunları burada kabul etmek bir şey ifade etmez. Kanunlarda gereken değişikliklerin yapılması lazım. Bunların ise nasıl tatbik edildiği işte görüyoruz. Sayın Demirel neden Sayın İnönü memurlara selam verdi diye kavga çıkartıyor. Bu zihniyetle hiç ülkede demokrasi olur mu? Bu hükümetin demokrasi anlayışına bakın. Televizyonlarda açık oturumlar kaldırıldı. Hani şeffaf olacaktık? Hani meclisin TRT'si olacaktı? Şu haberlere bakın. 30 dakikanın 25 dakikası Demirel'e ait. Kaç defa ben huzurlarınızda Sayın Demirel siz bu televizyonu seyreder kendiniz sıkılmıyor musunuz demedim mi? Bir insan çıkmış geçen sefer kahve konuşması esnasında bana ne diyor? Diyor ki efendim ne yapayım, TRT benim konuşmalarımda haber değeri buluyorsa ben ne yapayım diyor. Şu mantığa bakın siz. Ne söylese haber değeri oluyor. Evet. Arkadaşlar dinleyelim. Sayın Erbakan toparlayabilir misiniz? Sağ olun. Şimdi muhterem arkadaşlarım bakınız. Ahlak tahribatı korkunç boyutlara erişmiştir. Sarp kapısı açıldı. Bütün Karadeniz perişan idi. Bu Show TV'de bir takım saklambaç programları var. Seks shoplar için Sayın Demirel çiçek gönderiyor, tebrik ediyor. Ondan sonra da Temel İçgüdü adlı film hamisi Sayın Demirel. Bakın bizim halimiz ne? Onlar bu tahribatı yapıyor, biz de her gün savcılığa dilekçe veriyoruz. Dosyalar burada. Dosyalar burada. Savcılık bu seksleri kapatıyor, filmleri takip ediyor. Ama baş edilmiyor ki, biz kapattırmakla baş edemiyoruz. Her gün yeni bir tahribat yapıyor.
Buna mukabil ülkenin manevi kalkınması hakkında tek bir adım atılmıyor. Şu konuşmamda sormadan geçemeyeceğim. Bizzat Sayın Demirel'e göstermek isterdim. Tabii gene yok. Bakınız bu İstanbul'daki Maltepe İmam Hatip Okulu. Ama kapısında Kadıköy İmam Hatip Okulu yazıyor. Bu fotoğrafı aldırttım ki Sayın Demirel'e soracağım. Sayın Demirel bak burası Maltepe. Maltepe ile Kadıköy'ü siz fark etmeyecek şekilde uyur gezer misiniz ya? Niye? Niye bunun kapısında Kadıköy yazmıyor? Niye yazmıyor? Yeni bir İmam Hatip Okulu açamaz ki. Ya bu şamcası telefon eder de vay nasıl sen İmam Hatip Okulu açarsın derse ne yapacak? İşte Türkiye. İşte Türkiye böyle yönetiliyor. Şimdi muhterem arkadaşlarım bir iki kelimeyle dış politika üzerinde durayım. Bakınız dış politikada Bosna'da tamam benim bitiyor sayın konuşmacı. Bosna'da değerli efendim hepimiz birbirimize saygılı olalım. Karşılıklı tek taraflı değil. Evet. Muhterem arkadaşlarım bakınız Amerika yeni dünya düzeni altında yeryüzünde Müslümanlar ortadan kaldırmak için bir plan uyguluyor. Bütün dünyadaki 20'ye yakın olay sayılarım temelinde bu var. Bütün bu olaylarda bakıyoruz Türkiye hep dış güçlerle beraber bizim milli menfaatlerimizin karşısında. Sebebini öğrenmek istiyor musun? 3 tane cümle söyleyeyim yeter. Bak Sayın Demirel televizyonda yapılan bir açık oturumda kendisine soruluyor. Türkiye'de bir ihtilal tehlikesi var mı? Cevap olarak ne diyor? Amerika isteklerini en iyi benimle gerçekleştirebilir diyor Sayın Demirel'in sözü. İşte dış politikada neden ülke aleyhine yol çiziliyor? Bu cümleden görüp anlayabilirsin. Sayın Demirel Londra'ya gittiği zaman Major'a ne dedi? Verdiği birinci mesaj şudur. Arkadaş Avrupa'yı Manş Denizi'nden alıp Asya'ya ben taşırım. Sadece viskinizi değil bütün değerlerinizi taşırım. İşte Sayın Demirel'in yapmak istediği iş budur. İkinci mesaj da şudur. Siz İslam fundamentalizminden korkuyor musunuz? Bunun panzehri benim. Bunların ne manaya geldiğini bu millet anlamıyor mu zannediyorsun? İşte bu dış politikanın altında bu zihniyetler yatıyor. Bugüne kadar Sayın Demirel Sırpların Başbakanı Paniç'le görüştü. Bosna'ya bir tek kuruş yardımda bulunmadı. Zagreb'e gönderiyor. O da kendisine verilen 12 milyardan 200 milyondan öbürünü bankaya faize koymuş ve gönderilmiş olan yardımlar Kızılaç'a verip Sırplara gidiliyor. Öbür taraftan bugüne kadar yapılabilecek her şeyi yaptık diyor. Bu ne demek? Hiçbir müdahalede bulunmayacağız diyerek Sırplara garanti vermek demek. İşte Cidde toplantısında Müslüman ülkeler gelin askeri müdahalede bulunalım dediler. Kim önledi? Bu hükümet önledi. İran ve Pakistan. Gelin biz müdahale bulun. Almanya, Hırvatistan'da ne yaptı? Gitti aktif olarak müdahale etti. Türkiye'nin de aynı şey yapması lazım. Bundan efendim biz dünyadan ayrılamaz deyip Amerika'dan medet. Yahu Sırpları Bosna'ya sevk eden zaten Amerika. Sen nasıl Amerika'dan medet umarsın? Sen böyle Bosna'ya hizmet edebilir misin? Ne yazık. Bosna'da şimdi %95 işgal edildi, 150 bin Müslüman katledildi, 2 milyon insan yerinden sürüldü. Baş mesul işte bu hükümettir. Bir defacık